Sevgili seyirciler, kentsel dönüşüm, atıkların ekonomiye kazandırılması ve suyun daha verimli kullanılması açısından bir milat olabilir. Yakın süreçte 7 milyon konutun yeniden inşası gündemde. Bu noktadan hareketle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekolojik şehirler için düğmeye bastı bile. Peki kastedilen nedir? Atıklarımızı daha iyi değerlendirmek adına ne gibi projeler hayata geçirilecek? Suyu daha verimli kılmak adına neler yapılacak? Kongrede Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sorularımızı yanıtladı. Suyla ilgili gelecek vizyonunun belirlenmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi ve suyla ilgili görev yapan kurum kuruluşlar arasında işbirliği dahilinde bilgi üretilmesinin sağlanması, İnsanlığın sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürebilmesi için olmazsa olmazlardandır. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi'nde suyla ilgili mevcut durumu özetlerken, Türkiye'nin su politikasının belirlenmesi ve dünya genelinde projelerin takip edilmesinde önemli merkezlerden birinin Su Enstitüsü olduğunu söyledi. Kurumun çalışma prensiplerini Bakan Eroğlu anlattı. Türkiye Su Enstitüsü yeni kuruldu. 2011 yılında kuruldu. Özellikle Orman Su İşleri Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki tek merkez. İstanbul'da kurulmasının sebebi tabii bütün dünya ile suyla ilgili politikaları takip etmek ve dünyadaki uzmanların Türkiye'de yetişmesini sağlamak için büyük bir gayret sarf ediyor. Şu anda Afrika'dan mesela Azerbaycan'da Azersu, bütün Azerbaycan'daki su işleriyle ilgili bütün uzmanları Suen'de eğitiyoruz. Gerçekten çok faydalı oluyor. Suen büyük bir su konusunda politika belirleme, dünyadaki politikaları takip etme, büyük konferanslara dahil Türkiye'nin tezini savunma, aynı zamanda dünyadaki bizimle yakın ülkelerin bütün uzmanlarını eğitme konusunda kurulmuş muhteşem bir gerçekten enstitüsü. Başkanı da dünya çapında meşhur su profesörü Profesör Doktor Ahmet Mete Saatçi. Yeni şehircilik anlayışı kapsamında çevreyle uyumlu bir yapı oluşturmak maksadıyla kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın en çok önemsediği konuların başında kentsel dönüşüm geliyor. Bakanlık, akıllı binalarda su tasarrufunun yanı sıra atıkların da doğru planlanacağı bir yapıyı kentsel dönüşüm sürecinde hayata geçirmeyi planlıyor. Suyla ilgili politikaların kentsel dönüşüme yansımasını da en yetkili isim Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar Eko gündeme değerlendiriyor. Sayın Bakanım, bu çok iyi olmuştur. Büyük bir boşluğu doldurmuştu. Türkiye'nin bu konuda büyük boşluğu ve yalnızlığı vardı. Eksik vardı. Evet. Yani onu söyleyeyim. Dünya su politikalarını takip ediyor. İnşallah büyük hizmetler verir. İçinde ben de eski bir bakan ve hocam. Hocamız, hocam buyurun. Peki Sayın Bakanım, kentsel dönüşüme yansıması nasıl olacak suyla ilgili bu politikaları? Şimdi kentsel dönüşüm yapıldığı zaman yeni evler akıllı olacak. Suyu daha tasarruflu kullanan, suyu daha idare kullanan, yerinde kullanan ve çatılarında yağmur suyundan istifade, atık suyunu arıtarak atık suyundan istifade olduğu için zaten kullanımda çeşitlenme, kullanımda tasarruf, yerinde kullanma ve suyun israfının önlenmesi, atık suların arıtılması, yeni bu yapılan evler sadece evlerin yıkılıp yapılması değil, ileri dünyanın teknolojinin gerektirdiği bütün dizaynları da bu yeni evlerde yapacağız. Her konuda enerji tasarrufu konusunda, su tasarrufu konusunda, suların konusunda, daha kaliteli suyun kullanılması konusunda yeni bir boyut elde yakalayacağız. Bu bakımdan kentsel dönüşüm ne kadar kaçınılmaz olduğu her bakımdan ortaya çıkıyor. Üçüncü İstanbul, bu ekolojik şehirle birlikte tüm tabii şehirlerimiz tabii. Aslında projelerle birer ekolojik şehir yani olacak şimdi, diyebilir miyiz? Biz şimdi tüm şehirlerimizin ekolojik ağırlığı, ekolojik özelliğinin öne çıkmasını arzu ediyoruz. Her bakımdan istiyoruz ama bu bizim yeni kuracağımız şehirde tabii ki bu endemik hayat olsun, flora olsun, fauna olsun, su konusu olsun, oradaki her bakımdan çok daha bazı hibrit arabaların orada kullanılması, fosil yakıtların engellenmesi olsun ve çiçeklerin, bitkilerin, ağaçların, şehir parklarının olması konusunda olsun çok ileri derecede bir dizayn olacak. Dünyanın hızla kirletilmesine, ekosistemin bozulmasına karşı koymak için şehirlerin akıllı ve çevre dostu özelliklere göre inşa edilmesi hedefleniyor.
enerjisini üretebilen, insanlara daha konforlu ortamlar vaat eden, sürdürülebilir binalarda su verimliliği sağlamış, atmosfere zararı en aza indirmiş, çevreci ulaşım yöntemlerine otoparklarıyla kapılarını açmış mimari yapılar, geleceğin şehir vizyonunu ortaya koyuyor.